arkadaşlar, fark ettim ki sizlerle yeterince matematikle alakalı sohbet edememişiz. Şimdi yeni nesil matematikle alakalı liselere giriş sınavına dair böyle bir rehberlik çalışması yapmaya karar verdim. Ne yapacağız arkadaşlar? Birincisi, aklımızdan şu işte sınav sistemini sorgulamak, eğitim sistemini sorgulamakla alakalı şeyleri bir kenara kaldıracağız. Tamam mı? Öncelikle bundan bir vazgeçeceğiz. Çünkü motivasyonumuzu düşürüyor bu. Biz öncelikle olumlu bir motivasyonla bu sınava girmeliyiz. Evet, ortada bir sınav var. Doğru. Ama neyi unutmuyoruz arkadaşlar? Hepimiz bu sınava giriyoruz, değil mi? Herkes giriyor. Şimdi bunu aklımızdan çıkarmadan nelere odaklanıyoruz? Öncelikle üzerimize neler düşüyor? Bu sınavla alakalı neleri bilmeliyiz? Arkadaşlar, bu sınavla ilgili birincisi, biz hangi bilgilerden sorumlu tutuluyoruz? Bunu öğrenmek için ne yapacağız arkadaşlar? Sınavı hazırlayan kurum Ölçme Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Aşağı linkini koyacağım. Giriyoruz, bu siteden sorumlu olduğumuz konuları öğreniyoruz. Bunlar açık, alenen yayınlanıyor arkadaşlar. Gizli bilgi değil. Onun için ona buna sormamıza gerek yok. İşte o Ahmet dedi ki böyle, Mehmet dedi ki böyle, yok. Ne yapıyoruz? Kendimiz öğreniyoruz. Birincisi, eğitim bizi bağımsızlaştırmak için olan bir şey. Biz bir şekilde ailemizden bağımsız, işte çevremizden bağımsız bir şekilde birey olarak ayakta durabilmek için eğitim alıyoruz. O yüzden lütfen öncelikle ona buna bağımlı olarak veya kulaktan dolma bilgilerle hareket etmeyelim. Hepimiz bir şekilde internete giriyoruz. Ne yapıyoruz? İnternete girip alttaki linkten önce biz sorumlu olduğumuz konuları Ölçme Değerlendirme'nin sayfasından indiriyoruz. Ölçme Değerlendirme'nin sayfasında sizler için hazırlanmış olan örnek sorular var. Şimdi sınavı yapan kurum size örnek sorular zaten sunuyor. Diyor ki ben buna benzer sorular soracağım. Bütün örnek soruları indirin. Sorumlu olduğunuz konuları bizim derste size nasıl aktaracağımızla alakalı, yani sizde hangi kazanımların oluşmasını istediğinizle ilgili Talim Terbiye Kurulu yayın yapıyor arkadaşlar. Her yıl, her dönem müfredat değiştiğinde bunlarla ilgili güncellemeleri şeffaf olarak paylaşıyor. Bunu Türkiye'nin herhangi bir yerinde, dünyanın herhangi bir yerinde internete giren herkes indirebilir arkadaşlar. Özel bir şifre, bir TC kimlik istemiyor. Bunun da linkini aşağı koyuyorum. Böylece 8. sınıfta bu konularla alakalı özellikle hangi kazanımlardan sorumlu olduğunuzu da lütfen inceleyin. Burada kısıtlamalar da belli. Örneğin şu kadarından sorumlu ama bundan sorumlu değil gibi böyle ayrıntılı detay detay cümleler var. Bunları dikkatlice inceliyoruz. Bir öğretmen gibi inceleyin lütfen. Sınavla ilgili aklınızda bir takım pürüzler, soru işaretleri olabilir. Şimdi her sınavla ilgili bir sınav kılavuzu yayınlanır. Sınav kılavuzunda yine sınavı hazırlayan kurum oluşturuyor ve alenen yine ne yapıyor? Bunu yayınlıyor. LGS sınav kılavuzunu da lütfen aşağı linkini ekliyorum yine. Ne yapıyoruz? İndirip kendimiz okuyoruz. Yani annemiz babamız okumuyor. Annemiz babamız okuyup bak bak buna dikkat et tamam mı falan demiyor. Buna izin vermeyeceğiz. Eğer biz artık bir yani yetişen bir bireysek, bir genç kız, bir delikanlı isek, bunu okuyup anlayacak kadar farkında olmamız lazım. Zaten bunu okuyup anlayamıyorsak, daha sınav kılavuzunu okuyup anlayamıyorsak, sınavda yeni nesil sorularla hiç baş edemeyiz. Birinci aşama bu. Yani elde ettiğimiz kazanımları biz günlük hayatta problem çözmek için kullanabilmeliyiz. Zaten sınav bunu ölçüyor. Aslında çok doğru bir şeyi ölçüyor. Öğrendiğiniz her bilginin size hayatta karşılaşacağınız problemlerle ilgili çözme becerileri kazandırmış olması lazım. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Devam eden süreçte ben sizlerle soru çözmeyeceğim. Soru çözen çok. Soru çözüyoruz da zaten. Televizyondan sorular çözülüyor. İnternette zaten dünya kadar var. Deniz derya. İstediğiniz şekilde aynı sorunun birkaç farklı çözüm şeklini görebilirsiniz. Ama o oradaki insanın çözüm şekli. Yeni nesil sorularda biraz kendi tarzınızın oluşmuş olması lazım. Şimdi bununla alakalı ne yapmalıyız arkadaşlar? Ben dedim ki burada size soru çözmeyi değil, soru yazmayı öğreteceğim.
Daha doğrusu biz birlikte soru yazacağız. Bazen ben yazmayacağım hatta, siz yazacaksınız. Çünkü sürekli olarak başkasının pişirdiği yemeği yerseniz detayları atlarsınız. Bu nedenle bundan sonra biz sizlerle yeni nesil soru yazacağız arkadaşlar ve bu sohbetlere de devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın.